%50 bandının yakınında duruyor, dibinde duruyor, %48 oranında duruyor. Bugün açıklanan TÜİK verileri ki az önce ekranlara getirdik. Peki Nisan'da ne olacak? İşler biraz yoluna girecek vurgusu da hissediliyor elbette. Bu cümlelerin içerisinde birlikte takibini yapacağız. Bu hedefler Nisan ayında nereye götürecek bizleri? Bunun dışında böylesi hedefler var ama bugün açıklanan e, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisi %48'lik veriye karşın Yakın geçmişte yorum yapanlar, yakın geçmişte iddialarını ortaya koyan yöneticiler oldu. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisinin Başkanı Profesör Göksel Aşan da eksi enflasyon bekliyorum demişti. Eksi enflasyon beklendiği günden bugün geldiğimiz nokta bambaşka bir yere işaret ediyor efendim. Konuşacağız, ürünlere bakacağız, market ürünlerine bakacağız, bir de araştırmalara bakacağız. Ipsos araştırmanın araştırması bu konuda enflasyon konusunda, ekonomi konusunda çalışan kesimin ne düşündüğünü ortaya koydu. Bakın bugün açıklandı her 4 çalışandan 3'ü neye çözüm bulmak istersiniz ülkede dendiğinde enflasyona çözüm bulmak istediğini ifade ediyor. Konuşacağız efendim ülke gerçeklerini. Bunun dışında peki yöneticilerimiz, ülkemizi yöneten kişiler, tepe yöneticileri, cumhurbaşkanı nasıl konuşuyor, neler söylüyor, bu enflasyon verisinin yapıldığı gün ekonomiye dair hangi vurgularını kayda geçiriyorlar? Örneğin dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mum ve gaz lambası açıklaması CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bu vurgusu çok tartışıldı, çok konuşuldu. Bugün de konuşacağız. Sizin zamanınızda mum ve gaz lambası varmış. Biz ise nükleer santral peşindeyiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tüm bu süreçte neler olduğunu konuşacağız. Yine değineceğiz. Yine değineceğiz sürecimiz içerisinde örneğin Diyanet bütçesi bugün eğitim bütçesi ortaya çıktı yatırım planlamasında. Eğitim bütçesi 124 üniversitenin ödeneğinden fazla. Gerçekleri konuşacağız. Ülkenin ekonomik gerçekleri böyleyken kurumlarında neler yaşandığını verilerle, belgeleriyle ortaya koyacağız. Ve geçelim. İstanbul'un silüet tartışması bugün bir kez daha gündemde. O tıraşlanacak, tıraşlanması gerekenlerden bahsetmiyoruz. İstanbul'a ihanet ettik itirafı veya öz eleştirisi Cumhurbaşkanı Erdoğan adına ondan da bahsetmiyoruz. Burada yeni bir ihanetten söz ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de büyük tepki gösterdi. Süleymaniye Camii'nin silüetini toptan tahrip edecek bir inşaat görüldü. Ve o inşaat ve o inşaat İlim Yayma Vakfı'nın bu inşaatı Şimdi tartışılıyor. Bileler Erdoğan'ın vakfı olması sebebiyle de bir anda gündeme geldi. Konuşacağız. Uzmanlar konuşacaklar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yetkililer konuşacaklar. Mimarlar konuğumuz olacak. Bu silüet tartışmasında ne oluyor ne bitiyor. Bu inşaat bittiğinde Süleymaniye'yi gizlemiş gibi olacağız diyorlar. Eleştirilerini ortaya koyuyorlar. Milli manevi değerlerimize bu şekilde mi sahip çıkıyoruz sorusunu soruyorlar. Mimarlarla konuşacağız. Yine işin uzmanları yine işin muhatapları konuşacak haber masasında efendim. Diğer yönüyle Halk TV Komptere'de bugün önemli bir habercilik başarısı meslek büyüğümüz İsmail Sayın Cemaz Raip Brunson'la konuştu. ABD'nin veremeyeceği şeyler istediler dedi. Bu röportajın detayları arka planı yine ilk kez haber masasında olacak efendim. Nasıl bir pazarlıkta hatırlayın o günleri. Bugün enflasyon verisini konuşuyoruz yani. Türk lirasındaki tarihi değer kayıplarını konuşuyoruz yani. O günlerde bir tweetle neleri yaşadığımızı da hatırlatmak gerekecek efendim. Geçelim dış politikanın asıl gündemine. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gitti. Ve Ukrayna'ya gidişinde Zelenski ile görüşmesinde, devlet başkanı ile görüşmesinde savaş gölgesinde bir arabuluculuk buluculuk mesaisi tartışılıyor. ABD ve Rusya gerginleşmeye, savaş dedikodularını harlamaya devam ediyorlar. ABD bir yandan Avrupa'ya bir takım sevkiyatlar yapıyor. Rusya Ukrayna sınırına ordusunu yığmaya devam ediyor. ABD Rusya için işgal edecek diyor. Tüm bunların arasında, tüm bu toz duman arasında Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan Kiev'e gitti Ukrayna'ya gitti ve iddia odur ki Kulislerde konuşulan odur ki Ara konusunda çok niyetliyiz Peki seçime kalmış bir, bir buçuk sene Böylesi hararetli bir ortamda, böylesi sıcak bir Savaş iddiasının yaşandığı ortama Biz ara bulucu olarak gidiyoruz Neyi nasıl etkiler ülkemizde bir seçim satımı haline girmişken Gerçekleri konuşmaya devam edeceğiz elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'la devam edeceğiz Çünkü e, gitmeden Hemen önce, Ukrayna'ya gitmeden önce havalimanında konuştu Ve Osman Kavala kararı ile ilgili Mahkemelerimizi tanımayanı biz de tanımayız dedi. Özellikle Türkiye'nin başta ilk derece mahkemeleri olmak üzere açık ve net söylüyorum. Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Bunu çok net söylüyorum. Ve şu anda bizim mahkemelerimizin de bu konuda vermiş olduğu bir karar var. Eğer yani bu konuda ne demiş. Avrupa Konseyi bu konuda ne demiş? Bu da bizi çok ilgilendirmiyor. Çünkü biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bir defa bekliyoruz. Bu saygıyı duymayanlara da kusura bakmasınlar. Bizim saygımız olmayacaktır. Az önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nda gündemindeydi. Basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sabah saatlerindeki konuşmasını ek olarak Osman Kavala konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yorumlarına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarına darbe vuran bir karar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osman Kavala açıklaması böyleydi. Peki ya CHP liderinin açıklaması? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu çıkışları eleştirdi. Birazdan kendi sesinden de duyacağız. Kendi sesinden de dinleyeceğiz efendim. Şimdi geçelim CHP liderinin sabah yaptığı açıklamaya. Bir buluşmada, bir kadın buluşmasında konuştu. Kadın çalıştayında konuştu. Şimdi istihdam buluşması elbette işsizlik, elbette elektrik, elbette ekonomi konuşuldu. Ama helalleşme çağrısı da gündemdeydi. Ki bugünlerde daha yüksek sesle dile getirmeliyiz vurgusunun CHP kulislerinde konuşulduğu belirtiliyor. Aynı bayrağın altında yaşıyoruz. Vatan bizim vatanımız. Peki birilerinin eli yağda baldayken, birileri bu dramı çekiyorken nasıl sessiz durabiliriz? Bu insanların hak arayışlarına nasıl sahip çıkabiliriz? Helalleşme kavramından söz ettim. Helalleşmemiz lazım. Bir araya gelip helalleşmemiz lazım tarlada çalışan yıllarını veren bir kişinin eğer sosyal güvenliği sağlanmıyorsa bu kadar emek harcadığı halde hastaneye düştüğünde sahipsiz kalıyorsa devletin onunla helalleşmesi lazım. Sen çalıştın arkadaş. Yıllarını verdin bu işe. Senin sigortan yatmadıysa sosyal devlet olarak bunu benim karşılamam lazım demesi lazım. E bunlar olmayacaksa ne olacak? Gerçekleri konuşmaya devam edelim. TÜİK enflasyonu, enak enflasyonu, halkın enflasyonu. Gerçekleri şimdi konuşacağız. Peki ya bu Sözcü Gazetesi'nin bugünkü nüshasında yer aldı efendim bu fotoğraflar. Alarmlı ürünleri biliyoruz ya giderek çeşitlerinin arttığına şahit oluyoruz. Tıraş bıçağı, kalem pil, çikolata, 3 yaş, devam sütü, bebek maması, beyaz peynir. Alarmlı ürünlerde büyüme sağlayan Türkiye Cumhuriyeti ekonomi gerçekleri. Konuşmaya devam edelim. Dönelim tekrar. TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyona. %48,46 ENAK, %114,87. Türkiye'nin enflasyon gerçeklerini, cep gerçeklerini konuşmaya başlıyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu yeni başkanıyla yılın ilk enflasyon verisini açıkladı. Resmi rakamlara göre tüketici enflasyonu Ocak'ta %48,69'a yükseldi. Bu oran Nisan 2002 sonrasındaki 20 yılın en yüksek enflasyonu oldu. Aralıkta %36,08 olarak açıklanan enflasyon yeni veriyle birlikte aylık bazda %11,10, 12 aylık ortalamalara göre %22,58 artmış oldu. Bağımsız ekonomistlerden oluşan enflasyon araştırma grubunun enflasyon verisiyle TÜİK'in arasındaki büyük fark yine dikkat çekti. Enak aylık enflasyonu %15,52, yıllık enflasyonu %114,87 olarak hesapladı. Bir önceki yılın aynı ayına göre enflasyonun en yüksek olduğu ana gruplar %68,89 ile ulaştırma, %55,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %54,53 ile ev eşyası oldu. 2022 yılı Ocak ayında artışın yüksek olduğu ana gruplarsa sırasıyla %21,90 ile alkollü içecekler ve tütün, %18,91 ile konut, %12,82 ile ev eşyası oldu. Endekste kapsanan 409 maddeden 38 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken 17 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 354 maddenin ortalama fiyatındaysa artış oldu. Ocakta zam şampiyon elektrik. Sadece bir ayda elektriğin fiyatı %69,97 arttı. Patlıcan %54,74'lük artışla ikinci, dolmalık biber %54,27'lik artışla üçüncü oldu. Yeni yıl itibariyle enflasyon sepetindeki ağırlıklar da değişti. Hal böyle olunca zam şampiyonu elektrik sepette ağırlığı düşen kalemlerdendi. Enflasyon üzerindeki etkisi de azalmış oldu. Sepette ağırlığı düşürülen diğer kalemler Gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içecekler ve tütün, konut, sağlık, haberleşme, eğitim oldu. Buna karşılık giyim ve ayakkabı, ev eşyası, ulaştırma, eğlence ve kültür, lokanta ve otellerle çeşitli mal ve hizmetler kalemlerinde artışa gidildi.